Bizde bu öncelik sırasına göre moloz ve Çukurçay itfaiyelerini dikkate alarak bir tane Akyazı bölgesindeki aşağı yukarı 15 mahalleyi kapsayacak şekilde, yine Bulak'ta Maçka ve artı 10 mahalleyi kapsayacak şekilde ilk etapta istasyon kurulması için çalışma başlattık. Çalışma yaparken itfaiye yönetmeliğinde bir araç hesabı var. O araç hesabını çıkarttığımızda Sayın Hocam, 300 bin ile 400 bin nüfusu olan ilçelerde toplamda 21 araçlık bir itfaiye araç hesabı çıkıyor. Bizler üniversite olarak bitirme çalışmalarında yaşadığımız ilin problemlerini ele almaya çalışıyoruz. Bu noktada işte özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan çevresel yangınlar, artan orman yangınları bizi Trabzon ilindeki itfaiye süreçlerini incelemeye yöneltti. Biz de bu doğrultuda Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda daire başkanlığı ile görüşmelere başladık ve onların da bizleri yönlendirmesiyle yer seçim üzerine çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar tabii ki pandemi şartlarında oldu. 4 öğrencimizle birlikte yürüttük ve gerçekten zorlu şartlarda bu çalışmayı gerçekleştirdik. Sağ olsun bu noktada belediyemiz de bize tam desteği gösterdi. Şimdi bildiğiniz üzere Trabzon riskli bir bölge diyebiliriz. Çevresel koşullar açısından, coğrafik bölge açısından bulundurduğu yeşil alan yoğunluğu fazla. Bununla beraber engebeli araziler çok. Bunun yanında lokasyonlar arasındaki dar sokaklar çok fazla. Yine bulundurduğu tarihi ahşap yapılar var. Tabii ki bu durumları dikkate alarak bir risk haritası ortaya çıkarttık öncelikle. Bunu Ortahisar ilçesi sınırları içerisinde yaptık çalışmayı ilk pilot olarak. Ve bu noktada bu risk haritasını baz alarak herhangi bir olay çıktığında, herhangi bir acil müdahale gerektiren bir olay çıktığında yardım ekiplerinin ya da işte itfaiye araçlarının olay yerine intikal süresini minimize edecek şekilde gerekli tesislerin sayısının belirlendiği ve bunların lokasyonlarının nerelerde olmasının gerektiğini sorgulayan bir yerleşim modeli önerdik. Beş ila 10 dakika arasında tüm lokasyonları kapsayacak şekilde şu an mevcutta halihazırda 2 tane tesis var Ortahisar ilçesinde. Yaptığımız çalışma sonunda 9 tane büyük kapasiteli, 3 tane de küçük kapasiteli tesisin buna ilave olarak kurulması gerektiği sonucuna vardık. İstemişler, buna da vermemişler. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin 20 yıllık bir projeksiyonu çekmeye çalışıyoruz. Bu projeksiyon çalışması içerisinde de itfaiye istasyonu yer seçimlerini, nüfus artış oranları ve olay istatistikleri bazında değerlendirmeye çalışıyoruz. İtfaiye istasyonunda yer seçimi ise itfaiye hizmetlerinin vatandaşlarımıza, insanlarımıza hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi açısından hayati bir öneme haizdir. Ortahisar özelinde ki Trabzon Büyükşehir'de 18 ilçedeki en büyük nüfusa ve dolayısıyla da en fazla olay istatistiğine sahip olduğunu dikkate aldığımızda mevcut iki istasyonumuzun artış olarak kaç tane daha ilave istasyon olması gerektiği ve bu yerlerin nerelere olmaktan yönelik üniversitemizde ortak bir proje yürütmeye başladık. Yaklaşık bir yıla süren bu çalışma neticesinde nüfus artış oranları, ulaşım ana arterleri, tehlikeli madde belirleme yerleri ve şehirde şu an devam eden mevcut projeleri ve bunların yansımalarını dikkate aldığımızda yaklaşık 12 adet daha istasyonun olduğu çıktı. Ortahisar ilçemizde 86 adet mahallemiz bulunmakta. Bu 86 mahalleyi olay istatistikleriyle örtüştüğümüzde 42 adedinin de olayların yoğunlaştığını görüyoruz. Bu 42 mahallede uluslararası standart olarak kabul edilen 5 ila 10 dakikalık müdahale süresi içerisinde hangi yerlere biz hedef noktası oluşturmamız gerektiğini bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde şu andaki mevcut Moloz ve Çukurçay itfaiye istasyonumuza ilave olarak 100. yıl kavşağında ve Akyazı bölgesinde birer adet de istasyon kurulması ilk etapta elzem olduğu ortaya çıktı.
Bu şekilde hem Yomra ilçesiyle, hem Akçabat ilçesiyle, hem de Maçka ilçesiyle olan müdahale süresini kısaltabileceğini gördük. Onu katmayın. Çözümlemesi var. Yani siz o şey sırası var orada, görüyorsunuz bu işi. Evet. Yani hatta dün ben akşam Türk Verilerinden de baktım. Biz yaptığımız tüm çalışmalarda olay istatistiklerini baz alıyoruz. Ve bunu nüfusla oranlıyoruz. Şu andaki nüfusumuz 2021 TÜİK verilerine göre 334 bini aşmış durumda. Ve yıllık sayımızda 3807 civarında. Bu yaklaşık her yıl %12'ye varan bir artış oranı demektir. 2040 yılına kadar Ortahisar ilçesinin 500 bin olması, nüfusun toplam Trabzon'da ise 1.9 milyon olması öngörüsünden hareket ediyoruz. Bu öngörü ve itfaiye hizmetlerinde şu anda bize yüklenen görevleri de sadece yangın değil, kaza, kurtarmada da dikkate aldığımızda ki bu bizim yaklaşık olay istatistiğinin %30'una denk gelmekte. İtfaiyenin artık afetlerde, acil durumda, kaza kurtarmalarda daha hızlı, daha etkin ve verimli bir çalışma yapması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Sonuç itibariyle itfaiye bütün bu olaylara müdahale etmekte bizim yasal görevimiz. Bunu en etkin, en hızlı nasıl yaparız? Bunun çabası içerisindeyiz. Bu çalışmadaki ana amacımız da bu olmuştur. Bu üç merkezi öncelikle olay 100. yıl, sonra Akyazı ve Bulak'ta ilk etapta 3 istasyonu, bu çalışmadan ortaya çıkan istasyonu kurmasını hedeflemekteyiz. Konuşlandırılacak. Hangi sayede göndereceğiz hesabını yaptık ve binaların yerinde kontrol etmekteki itfaiye yer seçimi. Bizim 5 yıllık bir öngörümüz var. Buna göre kaynak planlaması yaptık ve buna göre teklif, taleplerimizi oluşturduk.